Bu meselenin üzerinden gidelim. Hani Hazreti Peygamber'in gelişiyle ilgili müjde var mı yok mu, Barnabas'ta diyoruz ya. İncil'de peki peygamberimize işaret var mı? Tamam, Barnabas İncil'ini kabul etmiyorlar ama bir de Paraklit mucizesi var. Ve siz bunu şimdi hocam Hazreti Peygamber'le ilgili bir tabii müjde ki ben, olarak yani ben değil, bu genel İslam aleminde böyle bir düşünce olmuştur. Yuhanna bölümünde Paraklit'e atıflar var. Yuhanna bölümündeki o Paraklit'e atıflardan dolayı böyle düşünülmüştür. Ama Yuhanna'dan önce ben şeye de gelirsem mesela bana göre... Yuhanna yani, İncil'inin 16, 14, 15, tabii. 16. bölümlerinde Hazreti İsa bu işin kendisiyle bitmediğini, kendisinden sonra birisinin geleceğini... Ama o gelecek kişinin gelmesinin kendisinin gitmesine bağlı olduğunu. Diyor ki ben gidip babaya yalvaracağım. O size başka bir paraklit gönderecek. Ben gitmezsem o gelmez diyor. Bir. Sonra ne diyor? Bugün size söyleyeceğim daha pek çok şey var. Şimdi söylersem tahammül edemezsiniz. O gelince o size her şeyi söyleyecek diyor. Ve asıl neyi söylüyor? O geldiğinde kendiliğinden bir şey söylemeyecek. Her ne alırsa onu söyleyecek diyor. Bakın bu son söylediğinin Kur'an'da bunun karşılığı peygamberimizin nitelemesi vasfı olarak Estağfirullah ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O kendiliğinden bir şey söylemez. Allah'ın Resulü peygamber. O ne alırsa kendisine ne vahyedilirse onu söyler. Dolayısıyla Yuhanna İncil'indeki Paraklit diye geçen ama şimdi Türkçe İncil'lerde hakikat ruhu, tesellici diye karşılanan bu kelimenin aslında parakleitos diye perikleitos olduğu, perikleitos kelimesinin de övülmüş, methedilmiş olduğu, övülmüş ve methedilmiş kelimelerinin de Muhammed ve Ahmet kelimelerinin anlamı olduğu, dolayısıyla İncil'de Peygamberimizin müjdelendiği bugünkü İncil'de kabul ettikleri. Yuhanna'dan tabii Yuhanna'dan yerlere bakarlarsa Yuhanna 14, 15'e 16, Yuhanna 14, 26, Yuhanna 16, 7, 8. Evet. Hocamın dediği şey. Bir de bence hocam şu da ilginç. Mesela bir Hristiyan'la şu da söylenebilir. Mesela bu da İncil'den bir pasaj. Matta 7, 15, 21 arasını okuyacağım. Yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun esvabında gelirler. Fakat iç yüzden kapıcı kurtlardır. Dikkat edin, burada bir Hazreti İsa'nın yalancı, sahte peygamberlere karşı uyarısı anlatılıyor. Evet. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. İnsanlar dikenlerden üzüm yahut deve dikenlerinden incir toplarlar mı? Böylece her iyi ağaç iyi meyve verir. Fakat çürük ağaç kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve vermez. Çürük ağaç da iyi meyve vermez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır. Öyleyse onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Şimdi burası çok önemli. Bu da aslında çok ünlü bir pasajdı. Mesela İncil'i bilmeyen birçok Hristiyan bile bu pasajı bilir. Yani iyi ağaç iyi meyve verir. Siz yalancı peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Şöyle düşünelim. Hazreti İsa'dan sonra peygamber olan hiç kimse gelmeyecek olsa normal beklediğimiz şey nedir? Benden sonra kim peygamberini iddia ediyorsa o yalancıdır şeklinde bir ifade. Bir uyarı var. Evet. Böyle bir ifade gelmeyip bunun gelmesi bence bir Hristiyan açısından çok önemli bir delil olması lazım. Çünkü peygamberimizi alsak, peygamberimizin verdiği meyve ne diye bakalım bir Hristiyan açısından. Dünyada çok büyük bir kalabalığın tek bir Allah'a inanması, Allah'a yönelmesi, ahirete, cennete, cehenneme inanması, ahirette sorgunun olduğuna inanması. Bunlar Hristiyanlığın en önemli mesajları olarak Hristiyan kabul ediyor. Yani Allah'ın varlığına inanma, onu her şeyden önemli kabul etme, bir Hristiyan, bir Yahudi için de olabilecek en iyi mesajdır. Peygamberimiz böyle bir meyve verdiyse inanan toplum, bundan daha iyi bir meyve ne olabilir? Ayrıca Hristiyanlıkla yine İslam açısından diğer ortak noktalara bakalım. İşte adam öldürmenin, hırsızlığın, zinanın, insanlara kötülük yapmak gibi temel ahlaki kaideler. Babana ve annene hürmet edeceksin. Evet, anne babaya'nın da hakkını gözetmek. 10 emir de var, evet. Evet. Şimdi bunlar Yahudi Hristiyan, bunları gözeten bir topluluk kurmuş. Yine Hristiyanlıkta sürekli Allah'a yönelme, şükretme, dua etme çok önemli unsurlar. Peygamberimiz yine böyle, yani şu andaki Müslümanların Allah'a yönelmesi, dua ve ayırdıkları vakit, bütün geri kalan dünyadaki Müslümanlar dışındaki toplulukların toplam ibadetlerinden fazla.
Ha, böyle bir topluluğu peygamberimiz meyve vermiş. Yani Hristiyanlık açısından önemli olan baştan sayarsam Allah'a inanç, ahirete inanç, ortak ahlaki kaideler onların da kabul ettiğine ve buna inananlar yine Hristiyanların inandığı peygamberler zincirine de inanıyorlar tarih boyunca. Nuh'a, İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a, Yusuf'a, İsmail'e gibi. Hristiyanlıktaki o temel inançlara, peygamberlerle tarih boyunca Allah'ın bir mesaj gönderip bu mesajla insanları doğruya yönelttiği tipi temel bir noktada da Hristiyanlıkla birleşiyor. Şimdi bunlara inanan ve böyle ahlaki ortak kaideleri uygulayan bir topluluğu gören bir Hristiyan eğer ki tarafsızsa bu peygamber iyi meyve vermedi diye demesi mümkün değil. Bana göre sırf İncil'deki şu kriteri uygulayan bir kimse o bile yeter yani.